Herkese selamlar efendim. Ben Deniz Mehmet Hoca'nız. Rehber Matematikte, Rehber Geometri Günü'ne hoş geldin. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çember dairedeydik, 8. dersine geldik. Çemberde artık son uzunluk dersteyiz. Ya bitirelim şu uzunluk mevzularını da artık. Ee, adeta akalım şu çemberin çevresinde, alanında da çembere de nokta koyup katı cisimlere çağıralım. E ne yapıyorduk biz? Ne diyorduk? Çember. Diyorum seni karşıma alıyorum. Böyle enteresan bir girişte olmuş olsun. Şimdi Çember Daire'de 8. derste ne var? Birlikte bir bakalım bakalım. Şöyle sayfaları ilerletelim. Çember'de aslında biz bunlara biraz giriş yaptık geçen derslerde. Yani artık çok birbirine benzeyen böyle ortak noktaları olan föylerdeyiz. T çemberde uzunluktayım. T çemberde uzunlukta şunu yapabilirim. Benim bir tane büyük üçgenim, bir tane pardon çemberim, bir tane de küçük çemberim olabilir. Küçük çember içten teğet olabilir bir diğer çembere. İki çember birbirine ya içten teğettir ya da dıştan teğettir. Doğru mudur? Bu teğetlerle ilgili yapacağımız şey merkezleri birleştirmek ya da merkezler üzerinden geçen doğruyu çizmek. Burada da keza merkezlerden geçen doğruyu çizdik. En azından şu konuda hemfikiriz. Teğet doğrusu var olduğu için buradaki açıların her biri kaç derece olacaktır? 90 derece. Bu 90 dereceleri dikkate alarak biz bu soruları çözebiliyoruz. Anlaştık mı? Şimdi bunların direkt soru çözümlerine geçebilirim diye düşünüyorum. B ve C. Merkezde küçük çemberler birbirine dıştan teğet. A merkezde büyük çemberle de içten teğettir. İçten teğetin anlamını biliyoruz. Çevre ABC 32 büyük çemberin yarıçapı nedir diye bana sormuş. Ben hemen şöyle yapıyorum. Bak bu merkezden şuraya doğru çektim hayalet. Bu merkezden buraya doğru çektim hayalet. Şurada teğetler var olsaydı eğer bunların her biri 90 derece çıkacaktı. Bunu da hem fikiriyiz. Şimdi yoluma devam ediyorum. Diyorum ki arkadaş ben buraya bir değer vereyim. Yani bu A uzunluğunda olsun ya da bu A uzunluğunda olsun. Bizim büyük üçge daha doğrusu büyük çemberimizin yarı çapı da R uzunluğunda olsun. Hatta buradaki A'dan vazgeçtim. Şuraya ne yazarım? R eksi A'dır hocam. Vallahi doğru. Bravo. Bir yanlışlık yok. Burası nedir? Burası A'dır. Geldim yeşil çembere. Bakın bunların yarıçapları birbirine eşittir falan demiyor. Demediğine göre ben buraya B ederim. Bu da B olsun. Şurası da B olsun. Tamam hocam. Tamamı R ise şuraya kalan uzunluk R eksi B midir? R eksi B'dir. Peki biz bunun çevre uzunluğunu neye göre yazarız? R eksi A artı R eksi B artı A artı B yazarım cevap derim eşittir 32. Cırt sana cırt sana cırt sana cırt sana bunlar gitti. 2 tane R'ye kaldı. 32'ye eşit. R ye eşittir ne geldi buradan? 16 birim olarak geldi. Gerçekten güzel bir soruydu. Nasıl? Sevdin değil mi? Ha, daha ilk soruda böyle güzel bir soruyla karşılaşınca insan korkmuyor değil hani. Ama artık çok benzerlerini çözdüğümüz için bu çözüm yollarını senin de düşünebildiğini tahmin ediyorum. Düşünebilir miyim Bunun yok. O zaman gel. O zaman gel. Merkezleri ABC noktaları olan birbirlerine dıştan teğet 3 çember. BC, AC, TC 2 birim. Burası 4 birim. Büyük çemberin yarıçapını istiyorsun benden. Eyvallah halledelim. Bak şimdi. Büyük çemberin yarı çapına büyük R dedim. Burası da büyük R oldu. Bu belli mi belli. Burası 4 müdür? 4'tür. Hocam burada ne var? Burada ne olacak? Tabii ki. Ne var ya burada? Ne var burada? Ne var? Söyleyeyim ben sana. Hipotenüs var. O zaman ne yapacağım? R artı 4 hipotenüstür karesi eşittir diyeceğim. Küçük R'nin karesi buradan buraya. Hayır. Bak burada da 2 birim var. O zaman oraya ne yazmam gerekiyor? R artı 2'nin karesi. Artı diyeceğim bu tarafta da ne var? Şuradaki dik üçgenin kenar uzunluğu nedir? 6 altı birimdir. 6'nın karesi. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katını yazacağım. 2 kere 4 8R artı 4 kere 4 16. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı ikincinin karesi. 6'nın karesinden 36. Bir kere bunları yedik bitirdik. Dedim ki sen gel bu tarafa. 8R, 4R eşittir 4R. Şurası ne yaptı? 40 yaptı. Bak burada 40 var, burada 16 var. Eşittir burada kalan değer 24'tür. 4 kere 6 kaç olacaktır? 24 olacaktır. Biz büyük R'yi mi arıyorduk? Büyük R'yi arıyorduk. Bulduk mu? Bulduk. Nasıl gidiyor? Var mı bir problem? Anlıyor muyuz? Süpersin. O zaman yolumuza devam. Şimdi... Farklı farklı sorularda da bunu iyice pekiştireceğiz. A ve B merkezi yarım çemberler. T noktasında birbirine teğet. R ve S noktaları o merkezi çemberde de teğettir. Böyle arada sesi yükseltelim de arada uyandıralım seni. Ha, gece vakti izleyen arkadaşlar oluyor mu? Hocam çok karanlık senin ortam. E biz daha sen daha dur ben daha ne karartabiliyorum buraları bak. Bak buraları da ben daha ne kadar karartabiliyorum ha. Gördün mü bakayım dışarıdan bakayım. Oo böyle de efsane oluyormuşuz ha. Ama neyse biz böyle devam edelim. Az, az ışık iyidir. Az ışık iyidir. A ve B merkezi yarım çemberler T noktasına birbirine teğet. ÖTS noktalarında o merkezi çember teğetdir. Şimdi bakıyorum yani aklıma gelmesi gereken nokta bence şudur. Madem dıştan teğet çemberler var birbirlerine dıştan teğet hemen bunu çekebiliyorum. Çünkü aradaki teğet 90 derece olduğu için A, ve B'den çektiğim doğru doğrusaldır. Doğrusal olmasa nasıl iş yapacaksın değil mi? Sen buraya R demişsin hocam. Burası da R olur mu olur? Burası da R olur mu olur? Burası ne oldu? 2R oldu. Otomatikman benim buraya yazacağım arkadaşımın uzunluğu da 2R olacaktır. Bunda da hem fikiriz. Şimdi sen bana x'i soruyorsun. Ben diyorum ki x'i bulamam. Ama ben buna 2a derim. Hocam niye buna 2a derim? Bak neden dediğimi şimdi anlayacaksın. Çok ince bir ayrıntı var burada. Yani burası 2 katı 2 katı ya. Şuraya kalan parçanın uzunluğunu düşünmeye çalışıyorum. 2r eksi 2a. Bir dakika hocam sen cebe şunu bir yaz bakalım. x eşittir 2a dedim mi dedim. Buranın tamamına bunu yazdık mı yazdık? 2R eksi 2A'yı yazdık. Bölü yazdım. Bunlar nedir? Yarı çaptır. Bu yarı çapları kaça böleceğiz? 2'ye böleceğiz. 2 parantezinde R eksi A. Bölü 2 mi yazdım? Bunlar birbirini götürdü. Geriye ne kaldı? R eksi A kaldı. Şuradaki parçamın uzunluğu R eksi A'dır. Şuradaki parçamın uzunluğu R eksi A'dır efendim. Peki ben artık şu üçgende ne yapabiliyordum? Hocam sen bu üçgende hipotenüs yaparsın. Hipotenüste ne var burada? 2 tane R eksi A var yukarı tarafta karesi. Dikkat et şurası 2 tane R eksi A'nın karesi. Burası nedir? R'nin karesi. Artı şuradaki arkadaşa dikkat et. Dikkat et R var. Şöyle kenara çekelim. R var. R eksi A var özür dilerim. Artı bir de yanına ne gelmiş? 2 A gelmiş. He diyorsun hocam orada R eksi A kaldı. O zaman ben buraya yazarken onu ne yazacağım? R eksi pardon R artı A yazacağım. R artı A'nın karesi dedim. Dedim ki buradan 4R kare eksi eksi 2 çarpı 2 4R A artı A'nın karesi eşittir R kare artı R'nin karesi artı 2 tane AR, artı A artı A'nın karesi. Şöyle bir baktığımda birbirini götüren bir tek A'nın kareleri var. Bunları gönderdim. Bu abi bu ne biçim soru oldu ya? Şurası nedir? 2 R kare. 2 R kareyi çağır bakayım buraya. Burada ne kaldı? 4 taneden gitti 2 tane R kare kaldı. Bak bunu kullandım, bunu kullandım, bunu kullandım. Burada eksi 4 a'ydı. Bunu da aldım geldim bu tarafa. Eksi eksi 6 tane a r eşittir 0 oldu. Dedim ki 2 r parantezine alınır bu. Şurada r kalır. Burada 3 a kalır eşittir 0. Ya r'nin cevabı 0 olmalıdır ya da r'nin cevabı 3 a olmalıdır. Dedin sen bana ben sana dedim ki arkadaş bir düşün bakalım. Neyi düşünelim hocam? Neyi düşüncem var mı ya? R dedin şey 3A. Esen sen burada R'ye X'e de 2A dedin. E bitti soru hocam. Bu arada R'ye 0 olamaz. Bunu söylememe bile gerek yok herhalde değil mi? X bölü R'yi istiyordun. X dediğin şey 2A'ydı. Buradan dediğimiz şey 3A'ydı. Bunlar birbirini götürdü. Kalan cevap nedir? 2 bölü 3'tür istenen oranda. Vurdum cevabı istenen oranda. Ay yutkınamadım. Dedim ki bir sonraki soruda görüşelim efendim. Gel. Sonra değil bir sonraki. Ben şeye geçtim. F'ye geçtim. 19. F'ye Dörtgen ve çember. Yani dikdörtgenin içerisinde de biz teğet çember çizebiliyoruz. Keza buraya gelene kadar da aslında çok benzer sorular çözdük. Burada da bunları çözeceğiz. Burada dikkat edeceğiniz hususları ben size söyleyeyim. Bakın E noktası buradaki yarım çembere dıştan teğetler çizerek gelmiş. O yüzden burası x'tir burası x'tir. Mesela bunları görmen lazım. C noktası aslında köşe yani buradan çekilen bir doğru gibi gözükse de aslında DC'nin CF'ye eşit olduğunu yakalaman lazım. Bunlar önemli noktalar. Soruları çözerken biz bunları kullanacağız. Keza aynı şeyler burada da geçerli. Yine merkezlerini birleştirmek teğet dıştan teğet çemberlerin soruların çözümünde çok önemli. Ya burada benim sana anlatacağım. Hocam bunlar formül mi ezberleyelim mi? Arkadaş bunları ezberleyerek bir yere varamazsın ya. Bunları ezberlemeyecek. çözemezsin. Yok öyle bir şey. Ya bas geliyor bana bunu soruyor. Olmaz. Ya formülü ezberle ezberle nereye kadar gidecek hiçbir yere. A, B, kare. E, A, E, F noktası o merkezi çemberde teğet. E, F, 2 birim. E, F, 2 birim. Şurası R birim. Buna göre R nedir diyorsun. Şimdi sen bana bunun kare olduğunu vererek büyük kopyayı verdin. Burası da R'dir. Ben şunu yapıştırırım. Orası 2 R, orası 2 R. Efendime söyleyeyim burası da 2'dir. Az önce söylediğim mevzu bizim neyi yakalamamız lazım? Dıştan teğet olan yerleri. Bak buradan teğetler çekmişim burası 2'dir. Buraya ne kaldı? 2R eksi 2 kaldı. O doğrunun uzunluğu şurasıdır. Hocam burası 2R ydi. Ya arkadaş burası da 2R. Neden 2R olacak? Dıştan teğet çektiğin noktaları yakalaman lazım. Ya herhalde o doğru yeri sana gösterdim değil mi? Hissettim bunu. Hissetmen lazım. Hissetmediysen de bir sıkıntı var. Geldim şuradaki üçgenimin içine baktım. Ben dedim ki burayı hesaplarım. Şurası da 2R'dir. Doğru mudur? Güzel. Şurası 2R eksiğidir. Burası 90 derecedir. Şu üçgene bakıyoruz dikkat et. Hemen başlayalım. 2R artı 2'nin karesini alacağım. Nerede alıyorsun hocam? Bak şurada 2R artı 2'nin karesi. Eşittir dedim. 2R'nin nesini alacağım? Karesini alacağım. Burada nesini alacağım? Artı 2R eksi 2'nin karesini alacağım. Herhalde bu da doğrudur. 2 kere 2 4 r kare artı 4 8 r artı 2 kere 2 4 buradan 4 r kare artı buradan 4 r kare eksi 4 4 kere 2 8 r artı 4 şeklinde geldi dedim ki cırt sana cırt sana bunlar birbirine götürdü cırt sana cırt sana bunlar birbirine götürdü hmm, sen gel bakayım bu tarafa bu tarafta 0 bıraktım ben 4 r kare eksi 2 kere 8'den 16 r'yi koydum aha dedim yakaladım neyi yakaladın hocam bak 4 r R eksi R eksi 4. Ya R 0 çıkacaktır buradan ya da R 4 gelecektir. Hocam ben hangisine hangisini alayım diye soru artık olmaz. R 4'tür. E sen de bana R'yi sorduğuna göre bence cevap bulunmuştur. Noktayı koyalım istersen hiç uzatmayalım mevzuyu geçelim diğer soruya. ABC'de dikdörtgen BC çaplı çemberin AB çaplı yarım çember KB noktalarında kesişiyorlar. Kesişebilirler bizim için bir problem yok. AB oranını bulun. Sende de oluyor mu bazen yani soruya bakıp ben bunun neresinden başlayayım? Hani bu soruyu yazan arkadaşa da buradan <laughs> gönderiyorum. Nasıl? Yok. A bölü B oranını bulunuz diyor. Ya bu nasıl soru abi? Şimdi nereden başlasam nereden başlasam bakıyorum. Diyorum ki ya şurada büyük R'yi yazarım ben. Bak burası büyük R olsun. Burası büyük R olsun. Buraya nokta attım. Burası küçük R olsun. Küçük R olsun. Hani böyle düşününce diyorum ki çok rahat. Değil mi? Hani başladık en azından bir yerden yola girdik. Burası R. Peki bunu sileceğim birazdan. Hocam sileceğim madem niye koyuyorum? Ya önemli de ondan koyuyorum. Bak bu bizim için büyük R midir? Büyük R aynı zamanda buradan 90 derece yarı çap olduğu için bu ifade aslında kime eşittir? Büyük R'ye eşittir. he o zaman şunları sildim. Büyük R'yi sildim. Ya da büyük R yerine buraya ne yazdım? 2R yazdım. Burada büyük R yerine ne yazdım? 2R yazdım. Herhalde neden bunu yaptığımı anladım mevzuda bir nokta daha var aklıma çalış takılan. Dedim ki ben buradan KV'ye atarım dikme mi? Dikme olur burası. Neden? Şurası çapı gören çevre açıdır. Yakaladım mı çapı gören çevre açı? Çapı gören çevre açı da burada biraz ters dursa da ben o üçgeni buraya bak ben o üçgeni buraya aldıktan sonra senin çemberle falan bir işinin olmadığını aslında mevzunun üçgenden ibaret olduğuna bak küçük kenar B tersten bak böyle tamam mı Monitörü içe Telefonu çevir. Tableti çevir. Çevir. Çevir de çevir. Göreceksin. Şurası nedir? 2R'dir. Şurası 2, 2 nedir? 4R'dir. Bunda en fikir miyiz? En fikiriz. Şimdi başlıyorum. Diyorum ki abi Öglit teorim bana diyor ki burası 90 derece ise kısa çarpı uzun. Ne demektir o? A çarpı A artı B neye eşittir? Yanındaki kenarın karesine eşittir. O da 4R'nin karesi 16R karedir. Geldim bu tarafa geçtim. Dedim ki arkadaş bunun karesi yandaki iki arkadaşının çarpımına eşittir. Yani B çarpı A artı B eşittir. 2'nin karesinden 4 re kare oldu mu? Uyuma. Bak bu kadar güzel bir soruyu kaçırmanı asla istemem. Lütfen. Lütfen bende kal. Dedim ki ben bunları alt alta oranlarsam bu gelecektir buradan. Cırt sana cırt sana. Buradan ne geldi? A bölü B geldi. Şimdi ne yazacağım? 16 bölü 4'tür. Bitti mi? Bitti. A bölü B eşittir 4'tür. Vurduk cevabı. John gelsin hocam dedim ben. Çok güzel soru yalnız az önceki. Şimdi geldik çemberde yine çok sık karşımıza çıkan iç kuvvet ve dış kuvveti ama ispatını yapınca diyeceksin ki hocam ya gerçekten çok basitmiş. İç kuvvet nedir? Çemberin dış kuvveti nedir? Bunların mantığı nedir dersen aslında benzerlikten ibaret olduğunu. Olay nasıl döndü dolaştı yine üçgene geldi. Hani üçgen kendi kendine kenarda diyordur herhalde. Ya bu olay bana ya nasıl geldi ya. ya benim burada ne vardı da bütün çember yine üçgenle bitti. Vallahi takılıyordur herhalde. Üçgen olsa takılır buna. Çemberin 3 kuvveti. Nereden başlayacağım? Hemen ispattan başlayayım. Şimdi formül şu. A çarpı bc C çarpı D'ye eşit. Şuradaki parçayla şu parçanın, buradaki parçayla buradaki parçanın çarpımları birbirine eşit. Diyorum ki gel bunları üçgen şeklinde bir bağlayalım. Bağladık. Burası nokta açısı, burası nokta açısı, burası cızık açısı, burası cızık açısı, Burası küp. Hocam cızık açılar neden birbirine eşit işte anlamadım. Nasıl anlamadım? Bak ama bak ama geleceğini biliyordum o sorunun. O sorunun geleceği aşikar gördün mü çember yayını? Ha bu buraya bakıyor. Bu da buraya bakıyor. Hem, tamamdır. Bunlar zaten ters açılar. Hocam burası küpeli açı. Burası küpeli açı. Hatta küpeli açıda buradaki yayı göstermeme bile bence gerek yok. Çünkü geri kalan iki açı eşitse üçgenlerin içindeki açılar da birbirine eşittir. Çizginin karşısında B var. Cızığın karşısında C var. Ee, küpenin karşısında D var. Küpenin karşısında A var. İçler dışlar yazdığımda A çarpı B eşittir. D çarpı C. Çıktı mı formül? Çıktı formül. İşte bu yüzden çok önemli. Şimdi ispatına girmeyeceğim ama bir de çemberin dış kuvveti var. Aynı mantıkla ilerliyorsun. Yine aynı mantıkla üçgenden ispatını yapabilirsin. Ben burada sana bırakacağım üçgendeki ispatını. Ben direkt formülü vereceğim sana. Şimdi bu formülü iki farklı şekilde kullanabiliriz. Bakın İç kuvvette az önce anlattığımız bütün mevzular çemberin içinde geçiyordu. Dış kuvvette çemberin dışından gelen bir nokta var ve nokta çemberi kestiği bir yer var. Bir çemberin içinde kalan kiriş kısmı bir de dışında kalan parçası var. Biz şöyle ilerliyoruz. Kısa parçayla uzun parçanın çarpımı, kısa parçayla uzun parçanın çarpımına eşittir. Aslında bunun ispatı da şurada oluşturacağın nereden geliyor. Üçgenlerdeki benzerlikten geliyor. Bunu yakaladığın an olay bitti. Bir de burada da tek araya eşittir. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Tam şu an bir hata verdi program. Evet. Şimdi programın hatasını düzeltip geri geliyor olacağım arkadaşım. Bu niye hata verdi ya durduk yere bir saniye. Az bekle. Hop geldim güzel arkadaşım burada. Program kendi kendine hata verdi kapandı ama en azından şimdi çalışıyor. Sol tarafta ispatını yapmıştık fakat orasını kaydedemedi gitti. En azından kaldığımız yerle biz devam edelim. Yandaki soruyu çözeceğim. Adeta ispatladığında çok güzel bir soru be gerçekten. ABC üçgen. C ve B noktasında çembere teğet Bak burada teğeti de gösterdim sana. 6, 9, 12. ADX nedir diye sana, bana sordum. Bak bu soruyu gel ne iç kuvvetle ne çemberin dış kuvvetiyle çözelim. Buraya önce ispat gibi başlayalım. Sonra iç ve iç dış kuvvetten çözüme doğru geçiş yapalım. Şimdi yapmak istediğim nokta ne? Hocam burada gördüğün yer neresidir? Bir yaydır. Bu yayı gören çevre açı nokta açısıysa eğer aynı yayı gören teğet çevre açısı da yine buradadır. Doğru mudur? Evet x de nokta açısı. Peki geldim ben bu üçgene dedim ki kardeşim burası cızık açısı olsun. Burası da küpeli açısı olsun. Şimdi bak biz nasıl bir üçleme yarattık burada. Nokta çizik küpeli. Şimdi büyük üçgene bakıyorsun. Nokta çizik. He. Burası büyük üçgenin küpeli açısı. Açı 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 benzerliğinden. Şurada gördüğün küçük üçgenle tamamını gördüğün büyük üçgen. Nasıl üçgenlerdir? Benzer üçgenlerdir. Hemen benzerliği kullanmaya başlıyorum. Diyorum ki kardeşim. Çizginin karşısında kaç var? 6 var. Büyük üçgende çizginin karşısında kaç var? 9 var. Küçük üçgende küpenin karşısında kaç var? 12 var. Büyük üçgende küpenin karşısında kim var? AC uzunluğu var. Onu da aynen buraya getiriyorum. Diyorum ki sonra gel bir işlem yapalım. Şurada bir sadeleştirme yapalım. 1'e 2. O zaman AC uzunluğu 2 kere 9'dan ne geldi? 18 geldi. Eşittir buraya ne yazdım? 18 birim mi yapıştırdım? Dedim ki burası 18 olacak arkadaş. Burası 18. Ama şimdi ne yapacağız? Hocam burası 18. X bir şey de gözükmüyor. Gel devam edeyim diyorum sana. Hani yazmadığımız bir açı daha kaldı burada benzerlikte. Onu da yazmakta fayda var bence. Küçük üçgende yazmadığım yer nokta açısının karşısı. DC uzunluğu dikkat et. Büyük üçgende noktanın karşısında kaç var? 12 var. Peki ne yapacağım? Şurada işler dışlar çarparak işin ucuna gitmeye, sonucuna gitmeye çalışacağım ben. 12 çarpı 12 sadeleşmeden önceki halini alacağım. 18 çarpı dc'yi aldım. Dedim ki 3'ü 6'ya böldüm 3, 6'ya böldüm 2, 3'e böldüm 3'e böldüm 4. DC uzunluğu eşittir 8. Tamamdır hocam. Bak burası 8 birimse buraya 10 birim kalır. X eşittir 10 birimdir derim noktayı koyarım. Hatta uzatmaya da gerek yoktu. Şunu da yapabilirdik biz burada. Şu nokta dış dışarıdan teğet olduğu için biz burada dış kuvvet uygulayabilirdik. Şöyle bir dış kuvvet uygulanabilirdi. 12'nin karesi eşittir. Tamamı 18 çarpı x denebilirdi ki keza yaptığım işlem de benim aslında birebir aynıdır. Anlıyor muyuz? Bir problem yoksa yolumuza devam bakalım. Bitireceğiz bunların hepsini bugün. 11'in sayfadayım 21 sayfa. Allah daha yarısındayız. A, B kesim. Bıdı 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 bıdı. 4 birim var 9 birim var. Bir dakika burada bir diklik var. Merkezden ben herhangi bir tane böyle kirişe dik attıysam eğer tam ortadan ikiye böler. Buraya x dersem eğer bana ab'yi soruyor bu arada. Biz ne yapabiliriz? Deriz ki burada iç kuvveti uygulayabiliriz. x ile x'in çarpımı 4 ile 9'un çarpımı eşittir. x ile x'in çarpımı x karedir. 4 kere 9 36'dır. x nedir 6'dır. Yalnız ab uzunluğu bir tane x değil iki tane uzunluktur. 2 kere 6'dan 12 birim çıkar yoluma devam ederim. Şimdi dış kuvveti direkt kullanabileceğim bir soru sorayım sana. P noktası dışarıdadır. Dışarıdaki bu noktadan biz ne yapacağız? İçeriye doğru kuvvetleri atacağız abi. Tamam mı? 5 çarpı 5 artı x. 5 çarpı 5 artı x eşittir. 4 çarpı 6 artı 4'ü yazdım. Dedim ki hocam şurası bak 11'im çıktı. 10 5'i sadeleştirdim. Burası 2. Burada ne kaldı? 5 artı x kaldı. 2 kere 4'ten ne yaptı? 8 yaptı. x'in cevabı nedir? 3'tür. x 3 birimimi yapıştırdım yoluma devam ettim. Geldim buna. Peki burada ne var? Hemen iç kuvvet diyeceksin ama sanki direkt iç kuvvetten çözülen bir soru değil. Özellikle burada soruları seçerken dedim ki ya biz niye direkt formül soruları çözelim? Bakın direkt formülden giderseniz bu sorular çıkmaz. Burada dikkat edeceğin nokta formülü bileceksin, ispatı bileceksin. Bu soruların çözümünde her ikisini de birlikte kullanacaksın bıdı 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 bıdı. Bak ED uzunluğu 2 tane 4'e eşitse ED burası. Bir tanesi 2'ye eşittir. AB uzunluğu 4 birimdir bunu yazdım. X ve Y'nin toplamını istiyor. Hocam bu gerçekten benzerlik sorusu değil mi? Evet gerçekten bir benzerlik sorusu. Ama burada açıları çok iyi tespit edip <laughs> özür dilerim açıları çok iyi tespit edebilmemiz gerekiyor. Küpeli açı küpeli açı gördüğü yaylarla ilgili. Şimdi ben buradaki küpeli açıya x dersem buradaki küpeli açı beni kime götürdü? Y'ye götürdü devam ettim. Nokta açı beni 4'e götürdü nokta açı beni 2'ye götürdü devam ettim. Çizgi açı beni x artı 2'ye götürdü. Çizgi açı beni burada kaça götürdü? 3'e götürdü. Bir kere şuradan hemen içler dışlarla başlayacağım ama ufak bir sadeleştirme. 2 var. x artı 2, 2 kere 3'ten 6, x eşittir. Kaç geldi? 4 geldi. Ben gider buna 4 yazarsam y'nin de cevabı 2 çıkacaktır buradaki benzerlikten ötürü. Peki biz x artı y'yi arıyoruz. 4 artı 2'den doğru cevap 6 birimdir dedim noktayı koydum. Daha hızlı daha hızlı daha fazla örnek. Şimdi e, ee, dış tel ilgili soruma devam ediyorum. Burada X var, 6 var, 12 var, 9 var, Y var. Tamamen dış teğeti kullan. Daha doğrusu dış kuvveti kullanacağımız bir soru. Bak X'in karesi yakın çarpı uzak tamamı. X'in karesi eşittir 6 çarpı 12 artı 6 olmak zorunda. X'in karesi eşittir 6 çarpı 18 olmak zorunda. X'in karesi 6 çarpı 6 çarpı 3 olmak zorunda. X eşittir 6 kök 3 olarak yazdım. Devam ettim burada. Dedim ki bak güzel arkadaşım. Burası 9 çarpı y artı 9'dur. Şurası y artı 9 burası y'dir. Biz x kare ya da şuradan gidelim daha kolay olacaktır yine. 6 çarpı 12 artı 6 eşittir 9 çarpı y artı 9. Doğru mu doğru? Baktım bir şey göremedim. 6 çarpı 18 dedim. Ha, şimdi sadeleştikler çok net olarak karşıma geldi. Daha rahat edeceğim. 9'a böldüm 1. 9'a böldüm 2. 2 kere 6 12 yaptı. Y artı 9'a eşit. Y'nin cevabı buradan ne geldi? 3 geldi. Ben 6 kök 3 yani x bölü y'yi ayırıyorum. Ufak bir sadeleştirme benim işimi bitiriyor ya. Yani. Bu nedir? Burada kalan 2 köküçtür. Vurdum cevabı 2 köküçe. Efendim bayağı soru çözeceğiz bugün demiştim sana. Boşuna edemedim. 15'in sayfada 21 sayfa toplamda. Şimdi bir tane de kitabımızdan bir soru çözelim. ve her iki çembere teğettir. AC 8 birimdir. AB 12 birimdir. Nerede AB? Burası. D e, 12 birimdir. Şurası X birimdir. Peki bu soru nasıl çıkacak hocam? Ben şuradaki noktaya Y değerini veriyorum. Ve Y değerini verdikten sonra ya dedim ki bu direkt dış, te, e, dış kuvvet sorusudur. Evet bayağı dış kuvvet sorusu çözmüş olduk ama iyice pekiştiğini düşünüyorum. 8 çarpı Y artı 8'i yazdım. Bakın 12'nin karesini yazmak çok lezzetli olmuyor. Ben 12 çarpı 12 yazınca daha rahat ediyorum. 4'e böldüm 2. 4'e böldüm 3. 4'e böldüm pardon 2'ye böldüm 1 2'ye böldüm 6. 3 kere 6 18 y artı 8 y'nin cevabı nedir 10 birimdir. Şimdi geldim buraya y'ye 10 yazdım. Şimdi geldim burada x'i çekmeye güzel arkadaşım. Peki x'i nasıl çekeceğim? Burada turuncu çemberi görüyorsun. Turuncu çemberin dışında dış kuvvet uygulayacağım ama nereden geldiğime dikkat et. D noktasından geliyorum bu sefer. 12 çarpı 12 artı x tamamdır eşittir 10 çarpı 10 artı 8 18'dir. Onu direkt yazmakta fayda var. 6'ya böldüm 2. 6'ya böldüm 3. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 5. 3 kere 5. 15. Karşı tarafta x artı 12 var. X'in cevabı eşittir. 3 diyorum vuruyorum cevabı. Neredesin burslusun? Yapıştırdık abi. Nasıl gidiyor? 10 numara 5 yıldız. Gönder gelsin sıradaki soru dedim. Yine tam bir ÖSYM sorar tarzında bir soru. Yani iç içe geçmiş böyle iç kuvvet sorusu bu. Yukarıda daire biçimde sınırlandırılmış bir arsanın yüzeyine paralel olacak. Şimdi bir Şimdi kelebekler gergin bir biçimde yere dik çivilerle geçirildi. Yukarıdaki verilere göre kullanılan tüm iplerin uzunluklarını bana soruyor. Ey güzel arkadaşım bir dakika. Şurada bir eşitlik var kaçırmayalım. Bence buraya direkt bir x'imizi yazalım. Diğer her şey verilmiş. Ben burada herhalde sen de şeyi gördün. İç kuvvetleri gördün. Ben burada iç kuvvetleri kullanacağım. Diyeceğim ki x çarpı 2x. x çarpı 2x eşittir. 2 çarpı. 2 çarpı buradan ne var? Y artı 2 var. Y artı 2 var. Bir kere bunlar gitti. Şurası nedir? X karedir. X kare eşittir. Y artı 2'dir. Bence biraz beklesin. İlla hemen çözüme gidecek diye bir kural yok. Şunları sildim temizledim. Dedim ki ikinci bir iç kuvvetim daha var. Bunu görebiliyor musun? Gördün x çarpı 6 eşittir 2 çarpı y artı 2 dedim. Bu da eyvallah tamamdır. Şunlar sadeleşti şurada 3 kaldı. 3 tane x yalnız o y olmayacak. 3 tane aa hocam x o. 3 tane x eşittir y artı 2. Şimdi dedim ki hocam burada da y artı 2 var. Burada da y artı 2 var. Bunlar birbirine eşit olması gerekir. O zaman x kare eşittir 3x olmaz mı? Olur. Gel bakayım sen bu tarafa kardeşim geldi. Yazdım mı yazdım ya bu bir denklemdir. X parantezini alırsam benim elimde böyle bir değer kalır. Buradan elde ettiğim değer sıfır. Buradan elde ettiğim değer üçtür. Ben hangisini kullanacağım ben üçü kullanacağım. Niye sıfır bizim için bir değer değil orada. Ama Soru bizden bunu istemiyor. Bütün değerlerin toplamını istiyor. Şuradan şuradaki ip 3x uzunluğunda. Burası y artı 4 uzunluğunda. Burası y artı 4 uzunluğunda. Artı. Şurası x artı 6 birim uzunluğunda. Şimdi biz x'i 3 bulmuştuk. 3 kere 3 9. İkisi gitti. Y'ye de kaç yazacağız? 7 yazacağız. 3 kere 3'ten 9. Y'ye 7 yazdım. 4 yazdım. 3 yazdım. 6 yazdım. Şurası 10. Şurası 20. Bir 9 daha 29. Bitti mi? Tabii ki bitti artık yeter. Farklı bir soruyla mı? Yok yepyeni bir föyle devam edelim önümüze. 22. föydeyiz artık. Çemberde uzunlukla ilgili benim yapabileceğim anlatabileceklerim sizlere bunlardır arkadaşlar. Son başlığımızda belki de çemberde uzunlukla ilgili en böyle rahatsız edici noktalardan biri. Benzerlik. Ya o kadar enteresan benzerlikler bulacağız ki akıllara zararsın. Yani gerçekten şaşıp kalacaksın. Şimdi başlıyorum. Eğer ki sorunun içerisinde böyle bir üçgen görür ve bu üçgen içerisinde bana A'nın B'ye, a A'B'nin A'C'ye eşit olduğu verilirse, verilmezse zaten bir şey yapamazsın. Bir kere burası çift çizgi açısı, burası çift çizgi açısı. Bak buradaki gören yay neresidir? Burasıdır. Aynı şekilde burası da çift çizgi açısı olur mu? Bunu biz yazacağız. Bingo. Yazdım. Pardon. Çift çizgi nokta küpeli açı. Nokta. Çift çizgi küpeli açı. Benzerliği yakalayabildim mi? Bak sana ispatına varana kadar yaptım. Biz bunu sorunun içerisinde göreceğiz güzel arkadaşım. Çok önemli bir nokta burası. Geldim yana. Burada bak bu verilecek bize xler. Bu y'leri xleri biz kendimiz yazacağız. Peki bunu nasıl yazdın hocam? Yani oradan onun x'e eşit olduğunu nereden bildin? Gel başlayalım bakalım. ABC nasıl bir üçgen olmak zorunda? Eşkenar üçgen olmak zorunda. Bir kere burası kaç derece olur? 120 derece. Nereden bildin hocam? Bu 60 derecedir. Gördüğü yay 120'dir. Peki şuradaki yay kaç derecedir? Aynı mantıkla bu da 120 midir? 120'dir hocam. Bunları görme şimdilik. Burada x yok a. Bilmiyoruz ne olduğunu. Hiçbir fikrimiz yok. Burası a ise burası 2a'dır. Sil bunu. Burası y ise şurası nedir? 2. Pardon burası b ise diyelim. Bilmiyoruz o değerleri bulmaya çalışacağız. Burası 2b'dir. Bu dış açıdır. X denen şey dış açıdır. Dış açı nedir? Karşısında gördüğü yayların farkının yarısı kadardır. 60 eksi b eşittir x çıktı mı güzel arkadaşım çıktı. Peki al bu b'yi bu tarafa at. 60 eşittir x artı b olur mu? Olur hocam. Peki ben sana söylüyorum. Şurası x. Şurası 60. O zaman buradaki üçgen gereği x 60. Ha, buradaki üçgen gereği değil. Buradaki üçgen gereği değil. Şuradaki üçgen gereği. İki iç açının toplamı. İki iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan bir dış açı eşit olduğuna göre sen buraya ne yazacaksın? Hocam burası B açısıdır diyeceksin. Aynı şekilde buraya aynı ispattan gelirsen buraya ne yazacaksın? A açısıdır diyeceksin. İspatlarını böyle tamamlayacaksın ki soruları rahat rahat çözebilesin. İspatlar tamam herhalde. A ve B açılarının x ve y'ye eşit olduğunu gösterdikten sonra yapacak bir şey kalmıyor geriye. ABC eşkenar üçgen bize büyük kopyayı vermiş yine burası nokta ise burası nokta ise burası nokta ise hatta orası x'e. şuradaki kenar uzunluğumuz da x'tir bunu biliyorsun. Hocam az önce ispatını yapmıştım burası nokta ise aynı y'yi gören pardon şurası nokta açısı ise aynı y'yi gördüğü için şuraya da nokta açısı yazar mısın yazarız. Burada burada ben çizik nokta küpeli açı dersem eğer bakın çizik nokta küpeli açı dedim. Nokta, çizik, şurası küpeli açı olur mu olur. Küpelinin karşısı x. Küpelinin karşısı 8. Aman diyeyim çok dikkat et. Küpelinin karşısı x. Büyük üçgende küpelinin karşısı 8. Küçük üçgende noktanın karşısı 6, büyük üçgende noktanın karşısı x. x'in karesi eşittir 6 kere 8 48. Ee, aslında biz şöyle yapsak, 16 çarpı 3'tür aslında. Her tarafın karekökününe aldığımda 4 kökü elde eder miyim elde ederim? Yani gerçekten çok enteresan soru tipleri var burada. Bizleri gerçekten yoracak. Aman Allah'ım diyeceğin, gerçekten patiş nas çekeceğimiz sorular var. Bakın az önceki şeklin aynısı. Ben buraya nokta açtı, buraya çizgi açtı dersem mevzuyu biliyorsun artık burası. Nokta açısı burası, çizgi açısı. Bir daha bir daha ispatını yapmamıza gerek yok. Uzatmamıza gerek yok az önce ispatladık zaten. Nokta açısı nokta açısı çizgi açısı çizgi açısı. Buraya kadar güzel. Şurası bir eşkenar üçgenmiş. Burası x'e. Hocam bu da x'tir. Bu da x'tir. Kabul müdür kabuldür. Bak çizgi var. Nokta var. Küpeli olsun bir tane de bu hocam. Nokta var. Çizgi var. E bir tane de küpeli olsun be hocam. Diyebileceğimiz yerdeyiz. Onları yazdık. Şimdi burada baktım. Noktanın karşısında kim var? X var. Buradaki üçgende yani şu üçgende noktanın karşısında kim var? 4 var. Devam et. Beni çok dikkatli izlemelisin. Burada bir tane anı kaçırdığında gitti. Çizginin karşısında burada kim var? 9 var. Burada çizginin karşısında kim var? X var. Hocam hangi iki üçgen benzer ya? Gözünü seveyim bir yaz ya diyorsan eğer senin o içinden geçen iyi dileklerin hepsini hepsini duydum o iyi dileklerin. Şimdi gösterdim ama bak tamam benden günah gitti. Ama dememiş de olabilirsin değil mi? Yani i̇çler dışlar 36 ise X'in cevabı nedir 6'dır. A, F, neyi soruyor X'i soruyor. Bitti mi soru bitti. İstersen alanını sor onu da hesaplayayım. Son soru bitiriyorum ama kolay bir soruyla bitiriyorum. Hatta pardon gönder gitsin sorusu bu. Bugün çözdüğümüz bir soruya çok benziyor. Az önce çözdüğümüz bir soruya çok benziyor. Bu gönder gitsin sorusu güzel arkadaşım. Ne yapıyorsun? Bunu çözüyorsun. Yorumlara iniyorsun cevabı yazıyorsun. Yazabilirsen bugün sen bu işi öğrenmişsin demektir. Yazabilirsen bir sonraki derse gel demektir. Yaza, Yazamay da bilirsin. Yazamay da bilirsin. Ama pati çek uğraş bu soruyu çöz güzel arkadaşım. Evet bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşelim arkadaşlar. Çemberde çevre uzunluklarına geçeceğiz artık. Oradan alana bağlanıp çember ve daireye güle güle deyip göndereceğiz. E sonraki derste görüşene kadar kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Hoş kal. Hoşça kal.